Merhabalar. Öncelikli olarak size gebelik ve doğum hakkında bilgiler vereceğim. Gebe olduğumuzu nasıl anlayacağız? Gebe olduğumuz zaman davranmamız gereken şeyler, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gebelikte yapmamız gerekenler, bebeğimiz ne zaman, hangi ayda, ne kadar, ne zaman kilo almış, onların hepsini öğreneceksiniz. Risk faktörleriniz neler? Nelerden sakınmalıyım? Doğum zamanı ne zaman? Alkol, ilaç, diğer risk faktörleri nelerdir? Gebeliğin ilk haftalarında neler oluyor, vücudumdaki değişiklikler, bunları anlatacağım. Öncelikli olarak gebe kalmayı düşünüyorsanız yaşam düzeninizi bebeğe zarar vermeyecek etkilerden uzak olmalıdır. Bebeğin tüm önemli organları ilk 3 ay içerisinde oluştuğu için bu dönem çok kritiktir. Bu kritik dönemde kendinizi daha dikkatli, daha olması gerektiğinden daha özenli davranmanız gerekiyor. Çünkü artık siz bir annesiniz ve inanın anne olduğunuzu öğrendiğiniz anda duygularınız zaten onu size yapmaya yönlendiriyor. Biz kadınlar emin olun anne olduktan sonra hayatta en çok anne olmayı seveceğiz. Onun için öncelikli olarak neler yapmamız gerekiyor? Gebeliğin ilk belirtileri nelerdir? Bunları anlatıyorum. Anlatacağım değişikliklerden birkaç olduğu zaman siz bunu gebe olduğunuzu tahmin edebileceksiniz. Fakat bunları kesinleştirmek için tabii ki öncelikli olarak idrar testi, idrar testinde pozitif sonuç görülürse kan testiyle bunu evet ben gebeyim diye kesinleştirebileceğiz. Onun için en başta adet gecikmesi. Adetleriniz düzensizse sinirsel açıdan gergin, hasta ya da yoğun çalışma içindeyseniz adet gecikmesi gebe kalıp kalmadığınız hakkında pek bilgi vermez. Ayrıca gebe kaldıktan sonraki ayda da adet dönemine gelen günler hafif bir kanama görülebilir. Bunu hani halk arasında da üstüne mi gördün şeklinde üstüne görme hani o tarz şekilde yorumlar alınmıştır. Gözlerimizde hafif bir büyüme, duyarlılık, dolgunluk, karıncalanma hissiyatı olabiliyor. Ağızda güçlü bir metalik tat, sürekli yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, normal vajinal akıntılarda hani normal bir vajinal akıntıdan daha böyle yoğun bir artış, günün her saatinde görülebilen bulantı, bazen kusma, alkol, kahve, sigara gibi şeylere karşı tiksinti. Bazı besinlere karşı da oluyor bu. Mesela bende şey olmuştu. Hiçbir şeyden hani böyle çok midem bulanmıyordu. Fakat siz de bilirsiniz. Ev hanımı artı çalışan bir bayan olunca mutlaka işler size kalıyor. Ben bulaşık makinesini yerleştirirken eskiden hiç böyle bir kokulara karşı bir duyarlılığım olmuyordu. O bulaşık makinesini yerleştirirken kesinlikle ve kesinlikle yok diyordum. Yani hani ben bunu yapamayacağım diyordum. O yüzden artık sağ olsun eşim hani bulaşık makinesini yerleştirip içindekileri çıkartıyordu. Aslında büyük kolaylık. Bazen bu tavsiyeler sizin evet hoşunuza gitmese de böyle eşinizin size ne kadar önem verdiğini de gösterebiliyor. Neyse konumuza geri dönelim. Mesela bazı yiyeceklere karşı da böyle çok fazla derecede gerçekten istek duyuyorsunuz. Mesela benim ilk öğrendiğimde Haziran ayında ben ilk öğrendim. Fakat Temmuz, Ağustos gibi falan böyle canım bir kestane çekti. Oo nasıl hem de. Ama ben tabii Ağustos ayında kestaneyi nasıl bulacağız? Böyle arıyoruz, arıyoruz. Eşime söyledim. Artık yani hani çözüm bulamayınca bildiğiniz kestane şekerini yıkayıp öyle yedik. Ondan sonra tabii böyle daha sonraki dönemlerde eşim Beşiktaş'ta çalışıyordu o zaman. Beşiktaş'ta dedim eşimin yanına gideyim. Hani hamilesin tabii kıskançlık damarlarınız da kabarıyor bu arada. Ondan sonra bir kendimi göstereyim istedim açıkçası. Sonra gittim. İşte orada kestaneciler. Nasıl sevindim. Ondan sonra tabii bir paket aldım. O bir paket yeter mi? Eşimin yanına gidinceye kadar bitti hepsi. Sonra ben tabii ki onlar bittikten sonra eşimin yanına gittim. Böyle güzelce süslenmişim, püslenmişim tabii. Ama eşim elektrik mühendisi olduğu için genelde şantiyede kız yerine hep erkekler varmış. İçim böyle çok rahatladı, anlatamam size. Dönüşte de tabii ki tekrardan bir kestane faslımız oldu.
Neyse, konuya tekrar dönüyorum. Hormonal değişikliklere bağlı aşırı duygusallaşma, sık sık idrara gitme isteği görülebiliyor. Ve gebeliğimiz artık hani nasıl diyeyim size, gebe olduğumuzu hissediyoruz. Ama kesinleştirmek için öncelikli olarak evde yapılan birkaç test alıp gebelik testleriyle birkaç damla idrarla karıştırarak kimyasal madde içerdiği için bunu birkaç damlası bile yeterli oluyor. Böyle bir testi de kesinlikle sabah ilk uyanıyoruz. İlk uyandığımız idrarımızda yapıyoruz. Renk değişimi gibi çeşitli belirtiler gebe olup olmadığınızı gösterir. Bu testler usulüne uygun olarak yapılırsa oldukça güvenilir sonuçlar verebiliyor. Yine de unutmayın, gebenin kesin tanısı için bir kan testi ve şey yaptırmanız kesinlikle gerekiyor. Böyle bir ultrasonda bakın. Yani gerçekten diyorum, ufacık bir nokta ama sizin hayatınızı değiştiriyor. O nokta sonra büyüyor, kocaman oluyor derken hayat nasıl geçiyor anlamıyorsunuz zaten. Gebeliğin kesinleşmesi için de gebe kaldığınızdan kuşkulandığınızda bunu en kısa zamanda gidiyorsunuz. Bir idrar testinden sonra dediğim gibi bir kan testi yaptırıyorsunuz. Kan testinden sonra da bir muayene oluyorsunuz gidip. Hani vajinal muayene de yapılabiliyor fakat ben açıkçası vajinal muayeneyi ilk başta yaptırtmamıştım. Üstten benimkini görmüşlerdi. Gerek kalmadı yani. İlk başta üstten rahime direkt bakmadan göbek kısmınızdan bunu görebiliyorlar. Benimki öyle olmuştu ve ikiz olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü ben eşime her zaman şey diyordum evlendiğimiz günden beri. Ya işte bizim ikizlerimiz olacak, bak görürsün falan diyordum. Gerçek oldu. Hani yani bir kadın demek ki çok isteyince böyle olabiliyormuş. Şimdiki size anlatacaklarım bunlardan ibaret. Teşekkür ederim.